Arkadaşlar merhaba. Bugün 22 Kasım 2023 Çarşamba günü yabancı yarışlardasınız. Yabancı yarışların tek adresi Mark Spor Tahmin arkadaşlar. 4 yıldan fazladır ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Hem kazanıyor hem kazandırıyor. Arkadaşlar yine kazandırmaya devam ettik. Dün premium üyelerimize vermiş olduğumuz bakın 9.46 itibariyle sabah 21'inde vermiş olduğumuz son şablon ile 1337 lira cepte. Evet, Premium Star üyelik kazandırır arkadaşlar. Videolarımızın sonunda var zaten nasıl üye olacağınız. Herkesi bekliyoruz diyoruz. Evet, ki kaldı ki bu tekti hani. Bak biz burada biraz da garanti iş yaptık. Arkadaşlar burası da tekti ama bunun yanına bunu koyduk. Son olarak işin püf noktası bu. Evet. Bugün Gravel'de ne var? Tutan arkadaşları tebrik ediyorum. Tutamayan arkadaşlar da takip etsinler. Burada bedava yayınlarımızın üzerinden kendi tabii ki stratejileriyle tutma imkanları daima var. Evet. Birinci koşu 13.25'te Maiden dişi 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Gravel'de. İlk koşu burada bir numaralı Sea of Tears, Amerikan Crusade babadan gelme ve iki numaralı An Air of Pride, Craig Zeki ile. Şimdi bu küçük kuponlar için bu yeterli ama burada tabii ilk kez koşacak olan bir Patamsi'de 3 numara var. Oliver Sindikat'ın atı. Aşağıda Gimme the Green Light yavrusu var. Richard Fury'nin bindiği 10 numara. 3 ve 10 da burada gelir var mı derseniz var ama 1 ve 2 diyoruz sadece. 3 ve 10'u da bakarsınız AGF oranlarına göre. Yedil bilesi önemsiyorsak eğer onları da ilave ederiz. İkinci koşuyla beraber altılı gayem başlıyor. Maiden dişi 3 yukarı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Güne Banko ile başlıyoruz. Burada 7 numaralı Daimondia. Richard Fury ile Banko. Bu çok fazla gördüğünüz bir Aygır Grazing'in mi ne bu? Tam 5 koşuda 2 tane toplam ikincili var. Ayağının ucunda. Böyle denk geldi. Banko ile başlıyoruz. Üçüncü koşu handikap dişi 3 yukarı İngilizler. 1900 metreye çıkacaklar. Bundan sonra işimiz hiç kolay değil. Tabii ki son dakika şablonlarımıza kesinlikle ihtiyaç var burada. 5 numaralı Sea Goddess Maojan'la. 3 numaralı Blazing Astute işte neyse. Muzi Yeni. 2 numaralı Bosnay. Richard Fury. 8 numaralı What's Up Buttercup Hlengwa. Bu Hlengwa her ne kadar apprentice de olsa kazanmayı bilen bir vatandaş. Onu söyleyeyim 8 numara. 9 numaralı Reckless Love. Calvin Habib. Ve 12 numaralı Aquasulis, Yava. 5, 3, 2, 8, 9, 12. Şimdi burada 6 ve 7 pas geçtik. Bilemiyorum arkadaşlar. İyi çıkarsa AGV'si siz bilirsiniz bu kadar yazdıktan sonra. 5, 3, 2, 8, 9, 12 diyoruz. 4. koşu handikap. 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Burada 8 numaralı Laudato Helengua ile ilk atımız. 7 numaralı Thomas Act Thomas Götten. 5 numaralı Ravensward, Calvin Habib. 1 numaralı Leopard Lady, Patel. Bu da Grazing yavrusu. Bakın yine burada güzel bir, buna bir bakalım. Tek atılır mı, atılmaz mı? Bu aygır iyi bir aygır, kaliteli bir aygır. Bakın hep tabela yani. 6 koşuda 2 tane 5. koydu. Hepsi tabelada. Ve 2 numaralı Time Taker burada. Platyes. 6 numaralı Duke of Africa. Bu da İrlanda Duke of Marmaret yavrusu. Son koşunu kazanmış. Şimdi son koşunu kazananları olmasa eleyeceğiz. Bu bir numaraya taktım ben. Leopard Lady. Bu Patel bazen kazandırıyor ya arkadaşlar. Bilemiyorum. Burada 9 mis pas mı geçtik? Evet. All Around the World Richard Fury'le. Bu, arkadaşlar bunu da yazalım. Bunu da yazalım. Çok düşükte kalmış. En düşük ata biniyor. Ama hiç belli olmaz bu. Vatandaş biniyorsa. Evet 8, 7, 5, 1, 2, 6, 9 dedik.
Bunları bir ayıklayacağız. Son birincilik yapanları bir ayıklayacağız burada. Beşinci koşu handikap dişi 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkıyorlar. Burada önceliğimiz bizim 2 numaralı Kennedy. Serena Mutley ile 3 numaralı Vision to Achieve. Şimdi bu da son koşu kazanmış ama Richard Fury'i bindirmişler. Esas burada direkt konuya geleyim. 800 numaralı Full of Magic. Thomas Gutton. Arkadaşlar. Şimdi 2, 3, 8 burada. Arkadaşlar başka ne var? 6 numaralı Here and After Craig Zeki. 9 numaralı War Empress Motion. Ve 4 numaralı Predator's Fist Whitaker. Evet. 2, 3, 8, 6, 9, 4. Yani burada bayağı at yazdık yani. 6. kuşa geçtik şimdi. Handikap 3 kere İngilizler 1400 metreye çıkacak. Arkadaşlar bakın hiç alternatif banko manko yok yani. Ortada. Dikkat ederseniz birbirine çok yakın safkanlar, işte safkanlar. Evet. Şimdi burada 5 numaralı Buster Keaton, Richard Fury ile. Şimdi bakın arkadaşlar bu alternatif banko değil ama eğer bu %20, 22, 23, 24 böyle 20'nin üzerine atmışsa kendini bu 5 numara muhtemelen gelme ihtimali var. Onun notunuzu alın. Alternatif banko değil çünkü yanına at yazmamız lazım. 6 numara all the time. Yakın rakibi. 2 numaralı Drogarati. Serena Mutley. 8 numaralı Winter Waves. Nastili. Ve 9 numaralı Steve G. Calvin Harris. 5, 6, 2, 8, 9 ama 5 ön planda o dediğim gibi şartlı olarak banko adayımız bizim o. Şimdi burada da enteresan bir durum var. Burada da normal şartlar altında arkadaşlar bir numarayı biz bekliyoruz burada. Bir numaranın kazanmasını bekliyoruz. Bu safkanın 75 handikap puan olma sebebi evveliyatındaki derecesiz işlerin son 6. yılı arkadaşlar burada. Ancak şu performansı eğer gösterirse burada bu grubu geçer bu safkan. Şimdi burada gözümüzü kapatamayacağımız atlar var. Burada bir numaralı alternatif banko değil ama dediğim gibi bir bakın. Eğer %20'nin üzerinde çıkarsa neden olmasın. 9 numaralı Status Quo. Status Quo bu bir tane bir şarkı grup var. Eski şarkı grup. 40 yaşın üzerinde olanlar bilir ancak. İki koşuda da 82 handikap puanı yakalamış bir safkandan bahsediyoruz burada. 9 numara. Birden sonra 9. Şimdi bu 1 ve 9'u bir kenara çekelim. Bunların altını dolduracağız. 2 numaralı Lucky Miss Lihaba. 7 numaralı Valerius Dream. Craig Zeki. 8 numaralı African Beat Richard Fury. Şimdi bunu da aslında alalım bu üçlü gruba. Bu 8'i de alalım. 1, 9, 8 yapalım. Ve son olarak 5 numaralı Tara Star. Serena Mudili. Bu da iki koşu da 82 handikap puanı. Aynı 9 gibi. Gördüğünüz gibi ayrılımsız yazılması gereken atlar bunlar. 1, 9, 8 ön planda, 2, 7 ve 5 arka planda ama bence 6 at burada yazılmalı diyoruz arkadaşlar. Evet şimdi yine Premium Star üyelik için tanıtım videomuzu ben ekliyorum.